Arkadaşlar merhaba, fen bilimleri testimizle başlıyoruz. Birinci sorumuz da bize cinsiyetle alakalı sormuş. Buna göre bu aile ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yukarıya bakmamıza bile gerek yok. Şıklara baktığımızda diyor ki doğru olanı isteyecek bizden. Hasan'ın cinsiyetini babadan gelen eşeğe kromozomunun çeşidi belirler. Cinsiyeti belirleyen kimdi arkadaşlar? Babaydı. Cevabımız Bursa. İkinci soruda diyor ki iki tane melezin çaprazlanmasıyla hangisi oluşmaz diye sormuş. Bak melezleri çaprazlarsak oluşan genotipler homozigot baskın, heterozigot heterozigot, homozigot çekiniktir. Değil mi? O zaman burada kim oluşmamıştır? %50 olasılıkla uzun boy fenotipli bezelyeler oluşmamıştır. %70 oluşabilir demiş. %75 uzun boy olması gerekirdi. %50 değil. Üçüncü sorumuzda da mutasyonla alakalı soru sormuş. Yukarıda verilen örneklerde kişilerle ilgili aşağıdaki bazı ifadeler veriliyor. Hangileri ortaktır? Şimdi arkadaşlar üçünde de nasıl bir durum var? Olumsuz bir durum var değil mi? Yani zararlı mutasyonlar olması diyebiliriz. Genlerin sadece işleyişinin değişmesi, ancak yapısının değişmemesi bu modifikasyon durumudur. Anlattıkları mutasyon. Genlerin hem yapısının hem de işleyişinin değişmesi ortaktır. Bursa arkadaşlar 2 ve 3. Dördüncü soruda en sevilen, sürekli olarak kaynaklarda karşımıza çıkan basınç sorusu var arkadaşlar. Burada ise diyor ki bize her bir bölme 2 dakikada dolmaktadır. 8 tane bölme vardır. Tamamı 40 dakikada dolar. Her bir bölmelik sıvının tabanına yaptığı basınç 1 paskaldır. Musluk açılıp 32 dakika süreyle sıvı kaba aktarılıyor. Buna göre hangisi doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar bakalım. 32. dakikaya kadar nereye kadar dolmuş olabilir? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, bu tarafa geçeceğiz. 20, 22, 24, şurası toplamda 28 yapar. 28 ama 32 dakika demiş. 4 da doldurduğumuzda nereye kadar da olacak? Yanlış mı saydık? 32. dakikada kan noktasını etki eden sıvı basıncı 4 paskaldır diyor. Evet, 32'ye doldurduğumuzda da şurası da olacak bak. 4, 4 daha, 8. Kaç tane bölmemiz var bizim toplamda? 5 bölmemiz var satır olarak. Sütunda ise 4. 32'nin olabilmesi için 4, 8, 12. Tabii ki bunları 2 ile çarpacağız. 24. Buraya da 8 eklediğimizde kaç olur? 32 olur. Yani şuraya kadar 32'ye kadar dolmuş oluyor. Değil mi? Evet. Şuraya kadar dolmuş oluyor. Yani yukarıdaki bölmeler dolmuyor. Diyor ki K noktasında etki eden sıvı basıncı 4 paskaldır. Evet. 1 paskal, 2 paskal, 3, 4. Yani yükseklik burada kaçtır? 4H'tır. 4H'da paskal hesabını yaptığımızda da 4 paskal olarak karşımıza çıkar. Diğerleri ise arkadaşlar yanlış oluyor. 5'te yoğunluk ile alakalı bir durum söz konusu. Burada diyor ki sıvı derinlikleri eşit olduğunda yoğunluğu en büyük olan gliserinin sıvı basıncı en büyüktür. Yoğunluğu büyük olanın sıvı basıncı daha büyüktür. Gördüğümüz gibi daha büyük gliserin. 6'da diyor ki yer değiştirme yapacağız. Burada arkadaşlar yer değiştirme yaparken hatırlayalım. Kırağı gökyüzüne yakın yerlerde değil, nerede oluşuyordu? Yeryüzüne yakın yerlerde oluşuyordu. Değil mi? O yüzden bunu eledik. Sıcaklığın 0 derece Celsius'un üstünde olduğu durumlarda gerçekleşir. Hayır, altında olduğu durumlarda gerçekleşir. Daha sonra karşı tarafa geldiğimizde ise yeryüzüne yakın bölgelerde gerçekleşir demiş. Gökyüzüne yakın yerlerde olması gerekiyor. 0 derecenin altında bir üstünde gerçekleşir diyeceğiz. Yani burada nedir arkadaşlar? 2, 3, bir de ne var? B ve C var. Yani cevabımız Denizli. 7. soruda ise burada arkadaşlar anlatmak istediği modifikasyondur. Şurada ise adaptasyondur. Burada da nedir? Modifikasyondur. Bunlar zaten çok rahat bir şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Zehra'nın 1 ve 3'e verdiği örnek modifikasyondur. İkinci ise adaptasyondur yazdık. 8'de diyor ki bize hangilerini yaparsa düzeltmiş olur. Bakalım.
işleyişinde meydana gelen ancak genlerin yapısının değişmediği durumdur. Hayır, genlerin yapısı değişir arkadaşlar. Daha sonra modifikasyona geldiğimizde de genlerin yapısında meydana gelen değişimlerdir. Hayır, genin işleyişinde olan değişimlerdir. Cevabımız 1 ve A olur. 9. soruda burada anlatmak istediği durumu soruyor bize. İnsanlar tarafından daha verimli bitki ve hayvan ırklarının elde edilmesi nedir? Bu ıslah çalışmasıdır. Islah çalışması. Daha sonra bu yöntemle hücredeki eksik ya da hatalı genlerin işlevini üstlenecek yeni genlerin hücreye aktarılması. Gen aktarımı. Gen aktarımı. Evet. Bir tek bireyden alınan hücre çoğaltılarak ana bireyle tamamen aynı genotipte bireyleri oluşması klonlama. Ne olur o zaman? Bir ıslah, iki gen, üç ise klonlama çalışmasıdır dediğiz. 10. sorumuza geldik. 10. sorumuzda da yine basınç sorusu. Buna göre musluk açılarak kap doldurulmaya başlandığında kan noktasını etki eden sıvı basınçları ile ilgili hangi yorum doğrudur? Şekilde verilen boş kap eşit hacim bölmelidir. Musluk eşit zamanda eşit su akıtan bir musluktur. Kap X seviyesine kadar toplam 9 dakikada dolmaktadır. 9 dakika. O zaman her bir bölme 1 dakikada doluyor. Her bir bölme yüksekliğindeki sıvının tabana yaptığı basınç P kadardır demiş. Şimdi burada tek tek şıklardan gideceğiz. B'ye bakalım, yorumlardan hangisi doğrudur? 4. dakika ile 6. dakika bak. 1, 2, 3, 4. dakika. 4. dakika ile 6. dakika arası demiş. 4'te nerede hala K'nın basıncı nedir burada? 2 paskaldır. 5 ve 6 yaparsak yine hala 2 paskaldır. Yani 4 ve 6. dakika arasındaki K'nın sıvı basıncı değişmez. Bursa cevabımız. 11. sorumuz. Burada arkadaşlar bir piston var, hareket ettiriliyor. Bu harekete göre hangisi yanlıştır diye soruyor. Derinlik artacağından piston yukarı doğru itiliyormuş arkadaşlar. K seviyesine kadar itiliyormuş. Derinlik artacağından piston yüzeyine uygulanan sıvı basıncı artar. Burada arkadaşlar yükseklik azalacağından ne olacaktır? Sıvı basıncı azalır. Derinlik azalacağından piston yüzeyine uygulanan sıvı basıncı azalır demiş. Burada da nedir bu ifade? Doğrudur. Derinlik azalacağından piston yüzeyine uygulanan sıvı basıncı değişmez. Değişir arkadaşlar. Bu da yanlış. 1 ve 3. 12. sorumuza geldik. Hangisi yanlıştı? Şurada DNA molekülümüz verilmiş bizim. 4 çeşit nükleotit vardır. Evet, sarmal yapıdadır. Evet, bir çeşit fosfat vardır. 4 adet değil, milyonlarca nükleotit vardır adana. 13. soruda bakın. Burada arkadaşlar ağırlıklar aynı. Burada yüzey alanına göre bir deney yapıyor galiba. Soruyu okumadan bile anlayabiliyoruz ne anlattığını. Temas yüzey alanı küçüldükçe zemine etki eden basınç miktarı da artar demiş. Yani bu temas yüzeyi ile basınç arasındaki ilişkiyi göstermek istiyor. 14'te ise yorumlardan hangisi doğrudur? K'dan L'ye geliyor, L'den M'ye, M'den ise N'ye gidiyor. L noktası ile M noktası arasında yüzücü etki eden sıvı basıncı sabit kalır çünkü yükseklik değişmez. 15. soruda da bir deney yapacakmış. Ağırlık ve yüzey alanı ile ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor. Bak, cisimde temas yüzeyleri eşit. Ağırlıkları farklı olduğundan ağırlığı basıncı etkisini araştırmak için 1 ve 2 numaralı cisimleri kullanmalıdır diyor. Şimdi bunlar temas yüzeyleri aynı mı? Hayır. Ağırlıkları da birbirinden farklı olması gerekir. Farklı mı? Hayır. O zaman yanlış cevabımız denizde. 16'da da ağırlıklar verilmiş kum yüzeyinde hangisi daha büyük iz bırakır? Ağırlıkların taban alanları eşit olduğundan kum havuzunda en büyük izi en ağır olan yapacaktır. Cevabımız denizde. 17. soruda ise burada ne diyor bize? Hangisi yanlıştır? Şimdi iki heterozigot çaprazlanacakmış. İki heterozigotumuz var. Yağda çiçekli olması baskınmış. Şu da neymiş bizim için? Uçta. Hangisi yanlıştır? Bir bakalım. 75 ihtimalle fenotipi yandadır. Doğru. 25 ihtimalle homozigot yandadır. Doğru. %50 ihtimalle fenotipi uçtan çiçeklidir. Hayır, %25 olması gerekirdi. 18. soruda hangisi anlatılıyor?
Arkadaşlar burada kromozom sayısına bakarak canlının gelişmişliği hakkında herhangi bir yorum yapamıyorduk. Bu yüzden gelişmişlik düzey artar demiş, yanlış. 1, 2, 3 ifadeleri de canlılarda olduğu gibi farklı canlı türlerin kromozom sayıları da farklı olabilir. Doğru. Farklı türlerin kromozom sayıları da aynı olabilir. Bu da doğru. Cevabımız Bursa. Az önce yanlış işaretledim. Bursa. 19'a geldik. Hangisi doğrudur? Bununla ilgili sorular çokça karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar bak, çekirdeği kimden almışız? K'dan almışız. Demek ki K'nın genetiğine benzer klonlanan N kuzusu. Ne deriz? Klon N kuzusunun genetik bilgilerin tamamı K'ya benzer. Evet. 20 diyor ki bize mevsim sorusu hangisi yanlıştır? Bakalım. Hülya'nın bulunduğu şehir 21 Haziran'dan itibaren kış mevsimine giriyor. Hülya kar şehrinde yaşıyor olabilir. Hülya 21 Haziran'da kış mevsimine giriyorsa o zaman N'dedir arkadaşlar. K'da değildir. Cevabımız Denizli. Evet, testimiz bitti arkadaşlar. İnşallah güzel geçmiştir. Kolay gelsin.